Çin Renmin Üniversitesi Türkiye'den önemli bir konuğu ağırladı. AK Parti Milletvekili Profesör Doktor Talip Küçükcan, Renmin Üniversitesi'ne bağlı Chongyan Finans Çalışmaları Enstitüsü'nde gerçekleştirilen yuvarlak masa toplantısında Çinli akademisyen ve gazetecilere Türkiye'nin dış politikası ve 15 Temmuz darbe girişimi hakkında bilgi verdi. Talip Küçükcan toplantının ardından CRI Türkiye özel röportaj verdi. Genel itibariyle mevcut durumda Türkiye-Çin ilişkilerinin seyrini nasıl değerlendiriyorsunuz ve nasıl bir gelecek perspektifi görüyorsunuz? Son bir yıldaki Türk-Çin ilişkilerine baktığımızda önemli bir aslında gelişme olduğunu görüyoruz. Ciddi bir ivme kazandı Türk-Çin ilişkileri. Bunda Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çin Cumhurbaşkanı ile görüşmeleri var. Çünkü iki lider bir yıl içerisinde çeşitli şekillerde üç defa bir araya geldiler. Bu geçmişte Türkiye'nin yaşadığı ya da Çin'in yaşadığı bir tecrübe değil. Bu açıdan liderler düzeyinde, siyasi düzeyde ilişkilerin derinleşmesi ve genişlemesi konusunda bir irade olduğunu görüyoruz. Bu önemli. Türk dış politikası açısından ise Çin'in gittikçe artan bir önemi olduğu malum. Çünkü Türk dış politikası çok yönlü, çok boyutlu bir siyaset izlemeye başladı son 10-15 yılda. Burada da Türkiye'nin özellikle Asya ile, Orta Doğu ile, Afrika ile yeniden buluştuğunu görüyoruz. Geleneksel olarak Türk dış politikası daha çok batı odaklı, batı eğilimli idi. Evet, başka ülkelerle de ilişkilerimiz vardı ama ağırlık merkezimiz bizim Avrupa Birliği ve Avrupa idi, batı idi. Şimdi Türkiye bu ilişkileri ciddi bir şekilde çeşitlendirdi. Çin gibi dünyanın en büyük ikinci ekonomisiyle de yakın ilişkiler kurmaya başladı. Bu ilişkileri derinleştirmek için de bütün sektörler şu anda Türkiye'de teyakkuz halinde. Türkiye, Çin'in ortaya koyduğu Bir Kuşak Bir Yol girişimine desteğini daha önce ifade etmişti. Talip Küçükcan'a bu konudaki görüşlerini de sorduk. Tabii Türkiye'nin coğrafi konumuna baktığınızda ve Çin'in bir kuşak işte bir yol projesine baktığınızda aslında ister istemez bu iki ülkenin menfaatlerinin çıkarlarının kesiştiğini ve buluştuğunu görüyoruz. Çin'in bu büyük projesini hayata geçirebilmesi için belli rotalar var. Bunlardan bir tanesinin de Anadolu olduğunu ifade etmeliyiz. Yani Doğu ile Batı arasında, Asya ile Avrupa arasında bir köprü gibi uzanan bir ülke var zaten hazır. Ve burada bir siyasi istikrar var, ekonomik gelişme söz konusu ve bir de isteklilik var. Yani Türkiye'yi hem dünyaya bağlayacak olan hem de Çin'i Avrupa'ya açacak olan bir yoldan bahsediyoruz. Talip Küçükcan'ın Çin ziyaretinin amaçlarından biri de Çinli muhataplarına 15 Temmuz darbe girişimini anlatmaktı. Bu konudaki temasları hakkında da bilgi aldık. 15 Temmuz gecesi Türkiye'nin demokrasisi direkten döndü, uçurumdan döndü gerçekten de. Ve 15 Temmuz gecesi darbe girişimi yapıldığında olaylar cereyan ederken ne yazık ki Türkiye geleneksel müttefiklerinden yetere kadar destek görmedi. Özellikle liderler düzeyine baktığımızda gerçekten de Avrupa liderlerin, Amerika Birleşik Devletleri'nin çok geç saatlerde ya da darbe tehlikesi ortadan kaldıktan sonra bazı ifadelerin olduğunu görüyoruz. Bu bakımdan biz Çin ve diğer ülkelerden bu konuda gelen desteği önemsiyoruz ve onlara teşekkür ediyoruz Türkiye halkı adına. Çünkü Türkiye'de gerçekten de demokrasiye sahip çıkan bir halk oldu. Ama tabii Türkiye içinde olduğu gibi Türkiye dışında da FETÖ mensupleriyle mücadele etme konusunda çok ama çok kararlı. Bundan asla vazgeçmeyeceğiz. Bizim dış politika önceliklerimizden birisi de şu anda Türkiye'nin dışında bu örgütün faal olduğu her ülkede ve her yerde bunların yaptıklarını, işte 250 vatandaşımızı öldürdüklerini, 2000 kişiyi yaraladıklarını, Cumhurbaşkanımıza suikast düzenlediklerini anlatmak olacak ve bunların tabii ki hukuk önünde hesap vermeleri için de biz elimizden geleni yapacağız. Muhataplarımızdan da bu konuda bizimle işbirliği yapmalarını rica edeceğiz. Bizim sorularımız bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. Onun dışında Çin Uluslararası Radyosu Türkçe servisi aracılığıyla hem Türk dinleyicilerimize hem de Çinli izleyicilerimize bir son olarak mesajınız varsa almak isteriz. Tabii Türkiye-Çin arasındaki ilişkileri biz önemsiyoruz. Çin'in Türkiye'ye yatırım yapmasının önemli olduğunu, Çin'in daha fazla görünür olması gerektiğini de düşünüyoruz. Ancak Türkiye ile Çin arasındaki iletişim kanallarının yeterince açık olmadığını görüyoruz. Bizim Çin'le ilgili haberlerimiz uluslararası medya kuruluşlarından aldığımız haberler ve Türkiye'deki kamuoyu bu şekilde biçimleniyor. Aynı şekilde Çin'deki gazetelere, radyolara, televizyonlara baktığımızda da Türkiye ile ilgili haberlerin büyük bir çoğunluğunun bu uluslararası haber ajanslarından geldiğini,
yanlı olduğunu, objektif olmadığını görüyoruz. Bu da iki ülke arasındaki kamuoylarının zaman zaman birbirinin aleyhine oluşmasına neden oluyor. Onun için bizim Çin'de çağrımız şudur. Türkiye'ye daha fazla Çinli gazeteci gelsin. Daha fazla Çin'in radyosu, televizyonu ve gazetelerinin muhabirleri Türkiye'de bulunsun ve Türkiye'yi doğrudan aslında izlesinler, görsünler.